Türkiye'nin dış politikada yeni bir rotaya geçişiyle beraber Suriye ile ilişkileri canlandırma hamlesi Erdoğan'ın bu açıklamasıyla beraber gündeme bomba gibi düştü. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi yeni gelişmeyi köşesine taşıdı. Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Özbekistan'da bulunuyor. Rus Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Xi olmak üzere pek çok liderle kritik görüşmeler yapıyor. Bu zirvede Erdoğan'ın tahıl koridoru için önemli toplantılar yapacağı ifade ediliyor. Zirveye Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da katılması bekleniyordu. Zirveye ilişkin geçtiğimiz ay İran'ın yarı resmi haber ajansından dikkat çeken bir haber yayınlanmış ancak gereken cevabı bulamamıştı. Tasnim Haber Ajansı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şangay İşbirliği Örgütü'nün Semerkant, Özbekistan'da 15-16 Eylül'de yapılacak zirvesine Suriye Devlet Başkanı Esad'ı da davet ettiğini iddia etmişti. Ajans, zirve sırasında Erdoğan, Putin ve Esad'ın bir üçlü görüşme gerçekleştirebileceğini belirtmişti. Abdülkadir Selvi, geçtiğimiz ay bu gelişmelerin paralelinde ilişkiler başlasa da görüşme planının olmadığını söyleyerek şunları yazmıştı. Daha önce Esad'le doğrudan ilişki kurulmasını istemeyen Putin, rejimle doğrudan ilişki kurulmasını önerdi. Bunda Ukrayna'da sıkışan Putin'in Suriye'yi İran'a kaptırmama kaygısı rol oynasa da Erdoğan pası aldı. Ama hemen Erdoğan Esad'le görüşecek mi yönünde bir tartışma başladı. İşi Esad-Erdoğan görüşmesine kilitlemek demek, bu iş olmasın demek. Sürecin olgunlaşması gerekiyor. Ama yine de en sonda yazacağımı en başta yazayım. Bu soruyu sordum. Şu anda siyasi düzeyde öngörülen bir temas yok yanıtını aldım. Ama dikkat edin, şu anda denildi. Yok denilmedi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile de önce ilişkiler bir seviyeye getirildi. Sonra devlet başkanıyla önce telefonla görüşüp sonra karşılıklı ziyaretler oldu. Erdoğan Esad görüşmesiyle ilgili bu soruyu ise ancak süreç olgunlaştıktan sonra sormak anlamlı olur. Selvi, Erdoğan Özbekistan'dayken gündeme bomba gibi bir açıklamayı köşesine taşıdı. Erdoğan'ın son MYK toplantısında "Keşke Esad Özbekistan'a gelseydi, görüşürdüm." dediğini yazdı. Selvi, bu görüşmeyle ilgili köşe yazısında şunları ifade etti. Bu 40 gün içinde iki liderin ikinci görüşmesi olacak. Erdoğan, 5 Ağustos'ta Soçi'de görüştüğü Putin'in Suriye'ye yönelik operasyonunu gündeme geldiğinde, mümkün olduğunca bunları rejimle birlikte çözme yolunu tercih ederseniz çok daha isabetli olur gibi bir yaklaşımı var demişti. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra Erdoğan'la Esad görüşecekler mi diye bir tartışma başlamıştı. İran Haber Ajansı Tasnim, Putin'in Esad'i Şangay toplantısına davet ettiğini belirterek Erdoğan'la Esad'in Semerkant'ta görüşeceği haberini geçti. Böylece gözler Şangay toplantısının yapılacağı Semerkant'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay ziyareti hafta başında yapılan AK Parti MYK toplantısında da gündem oluyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Semerkant'ta Esad'le görüşeceğine dair haberler olduğu hatırlatılarak Erdoğan'la Esad görüşecek mi diye soruyorlar. Çavuşoğlu, Esad Şangay Beşlisi'ne gelmiyor. Böyle bir davet de yok diyor. Tabii Esad gelmiyorsa o zaman görüşme de olmayacak demektir. Zaten zirve başladı, Esad yok. Böyle bir görüşme de yapılmayacak. Ancak Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu yanıtından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü alıyor ve şu tarihi açıklamayı yapıyor. Keşke Esad Özbekistan'a gelseydi, görüşürdüm diyor. İşte Erdoğan böyle bir lider. Onu büyük bir lider yapan da bu özelliği. Demirel, barışmayı bilmiyorsan savaşmayacaksın derdi. Biz Suriye ile savaşmadık. Suriye'deki terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Ama Esad'le de dost değiliz. Abdülkadir Selvi, Erdoğan'ın şunları söylediğini de aktardı. Keşke Esad Özbekistan'a gelseydi. Görüşürdüm. Ama o oralara gelemez. Onun yüzünden, onun tutumundan dolayı Suriye bölünmek üzere. O kendi iktidarını korumak için muhaliflerle savaşa tutuştu. Kendi iktidarını korumayı tercih etti. Kendi kontrol ettiği alanları korumayı düşündü. Ama büyük toprakları koruyamadı diyor. Öte yandan Türkiye ile Suriye devleti arasında istihbarat servisleri üzerinden yürütülen görüşmelerde yeni bir aşamaya geçildiği iddia ediliyor. Buna göre MİT Başkanı Hakan Fidan Suriye'ye giderek oradaki mevkidaşıyla yüz yüze görüştü. Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın haberine göre seçim sürecinde iktidar ittifakını zorlaması beklenen
göçmen meselesini çözüme ulaştırmak amacıyla FIDA'nın Suriye'deki mevkidaşıyla yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Habere göre FIDA'nın Suriyeli mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmede göçmenlerin dönüşünü kolaylaştıracak bir takım konularda düzenlemeler konuşuldu. Babacan, Suriye tarafının müzakere için Suriye topraklarındaki Türk askerlerinin evlerine dönmesi şart olduğunu söyledi. Hakan Fidan'la Suriye İstihbarat Başkanı Ali Memlük, geçtiğimiz Ağustos ayında Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da katılımıyla ilk kez yüz yüze görüşmüştü. Geçtiğimiz ay Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun muhalefetle Suriye'deki rejimi anlaştırmamız lazım açıklaması sonrası Suriyeli muhalifler olduğu iddia edilen ancak içlerine terör odaklarının da karıştığı sonradan belli olan bazı gruplar provokasyon girişiminde bulunmuşlardı. Muhalif göstericiler özellikle İdlib, Azez, Cerablus ve Afrin gibi bölgelerde protesto yürüyüşleri yapmışlar, ayaklanmışlar, sokaklarda asılı olan Türk bayraklarını yakmışlar, Türk anıtlarına da zarar vermişlerdi.